Şahin hocamız 24 Ocak 2010 tarihinde vefat etti. Buraya defnettik. Bugün 5. seneyi yıl dönümünü burada dualar eşliğinde hep beraber andık. Fakat bizim burayı daha kalabalık yapmamız, daha görkemli bir şekilde anmamız gerekiyordu. Beykoz'da 45 yaştan sonrasının Beykoz Ziya Ünsal Ortaokulu'nda okuyan herkesin beden eğitimi öğretmenidir. Ha, kimine göre acı anıları vardır, kimine göre tatlı anıları vardır ama çoğunda da tatlı anıları vardır. Mesela ben turşu suyu içiyorum diye Şahin hocamdan azar işitmiştim. Bunlar tatlı anılardır aslında. O bize sokakta satılan turşu sularını içmememizi söylemişti. Beykoz'da spor salonuna ismi verildi. Arama motoruna Recep Şahin Köktürk kimdir diye yazdığın zaman sadece spor salonu bilgileri çıkıyor. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Ben buna da gücendim, içerledim. Buradaki bu organizasyonun daha kapsamlı, daha geniş katılımlı olması gerekiyordu. Tabii hani ölen öldüğüyle kalır. Anmak sadece bize düşüyor. Bizim gibi, sizin gibi Ozan Derviş, Bülent Girgin, Bircan Turan, efendime söyleyeyim Hüseyin Öztürk, Nevzat Mermer gibi kişilere düşüyor. Aslında bizim abilerimiz var, bizim büyüklerimiz var. Onlardan da katılanlar oldu bugün. Teşekkür ediyoruz bugün buraya katılanlara. Biz isterdik ki bizden iki jenerasyon üstte olup da bu işi organize etsinler. Ama sağlık olsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Hocam kısa bir şey söylemek isteyen varsa onu da alalım. Zeki Başkan. Şahin hocamız benim de hocamı yaptı Beykoz Ziya Ünsal Ortaokulu'nda. Kendisi hem Türk sporuna hem Beykoz sporuna büyük hizmetler etti. Onun zamanında bireysel sporcular Türkiye'de dereceler yaptı. İşte bir tane arkadaşımız burada, Mehmet Arbaylak arkadaşımız burada yetiştirdi. Değerli bir oyuncu. Tabii gönül daha fazla katılımı ister ama önemli olan isminin anılması. İsminin verilmesi de, sağlığında isminin verilmesi de çok önemli bir olay. Bize düşen, Şahin Hoca'nın talebelerine düşen bu ismi dünya durduğu müddetçe muhafaza etmek. Burada genç kardeşlerim görüyorum, genç liseli çocukları görüyorum herhalde Hüseyin Hoca'nın talebeleri. Onlara bir büyük olarak bizim vasiyet yapabileceğimiz tek şey Şahin Hoca'mızın anılarını yaşatsınlar. Yani bizim gibi kuşaklar kaybolduktan sonra Şahin Hoca'mız yaşasın. Yani onlara emanet ediyoruz Şahin Hoca'nın hem salondaki ismini hem bu alma töreninin her sene yapılmasını onlara emanet ediyoruz. Teşekkür ederim. Salih abi. Ben konuşmayayım. Sen de konuş abi. Şimdi de sen söyle abi. Şahin Hoca'mız büyük bir spor adamıdır. Biz onun spor kişiliğiyle tanırız. Şahin Hoca'daki disiplin, özveri, çalışma azmi, hırsı hiçbir spor adamında ben bugüne kadar görmedim. Onun talebesi olmadım ama yakın dostlarındandım yani. Birlikteliğimiz çok olmuştur. Ondan disiplin ve çalışma azmini kendimize örnek aldık. Nur içinde yatsın. Onun gibi ciddi spor adamlarına Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Ne yazık ki bunların eziklerini, acısını şu anda yaşıyoruz. Mehmet hocam. Şahin hocamızı rahmetle anıyoruz. Böyle bir hoca 100 yılda bir gelir Türkiye'ye. Şahin Bey'in 1975'lerden sonra okulu bıraktıktan sonra yetişen bir nesil olmadı. Ama 60'dan 75 arasında çok iyi bir zümre yetiştirdi. Hala o zümre şu anda Türkiye atletizminde hala spor yapmaktadır. Kendisine saygıyla anıyoruz. Bircan hocam. Şahin hocamızı gani gani anıyoruz rahmetle. Arkadaşlarımın dediği gibi 100 yıl diyor arkadaşım ama mütevazı davranıyor. Bence gelmez. İnanılmaz bir beden eğitimi öğretmeniydi. Bir insan da her şeyden evvel. Beykoz'a sporun dışında gençlere insanlığı öğretti, ahlakı öğretti. İnşallah bizi yeni gelecek nesil utandırır ama ben biraz ümitsizim bu konuda.
bizi utandırırlar inşallah. Gökhan Hocam. Evet, sadece beden eğitimi öğretmeni olduğu için spor başlıklı konuşuyoruz ama Şahin Hocam sanat başlıklı da, şiir başlıklı da birçok çalışmalarda bizlere örnek olmuş. Hep beraber ondan aldığımız feyzle biz Beykoz'a aşığı olduk. Bizim aşkımızı, Beykoz'daki aşkımızı daha da büyüten çok büyük bir insandı. Evet, öğretmen olduğu için ve benim de büyüklerim aynı ortaokulun büyük öğretmeni ve müdürü olduğu için benim için öz dedem gibi sevmişimdir. Ve bizim birlikte şiir yarışmaları yaptık, resim yarışmaları yaptık, çeşitli okullarda ya niye yapıyor ki bunu dediğimiz zamanlarda bize çok büyük örnek olmuştur. Sağ olsun, var olsun. Anısını her zaman yaşatacağız. Evet, konuklarımızdan duygusunu söylemek isteyen var mı? Üstadım. Hocamız da bizim öğretmenliğimizin dışında Beykoz Vakfı'nın kurulmasında beraber görev aldık. Çok verimli bir çalışma neticesinde vakfı kurduk ancak maalesef şu anda mirası ortada malum. Bu bizim için üzücüdür. Hocanın emanetini koruyamadığımız için de biraz rahatsızlık bulmaktayız. Ama azimli çalışması, örnek olmasıyla Beykoz'da pek çok kişiyi motive etmiştir ve bu insanlar da gelmeleri gereken yerlere gelmişlerdir. Rahmetle anıyoruz. Hatıralarında saygıyla eğiliyoruz. Allah rahmet eylesin. Siz söylemek ister misiniz bir şey? Ben katılıyorum hocam. Peki, abi. Şeyin hocam, öğrenciler senin öğrencilerin mi? Benim öğrencilerim. Bir tanesini çağır bakalım, ne söyleyecek Şahin Bey, Şahin Bey hakkında? Geç. Gel bakalım, nasıl tanıyor? Şahin Bey'i tanımıyorlar da. Duydukları. Hatırla, sen duyduk. Gel hatırla. Ya sen geçen sene de geldin. Beni Şahin Bey yememiştir onlar. Şahin Bey deyince ne hatırlıyor bu delikanlı, onları söylesin. Şahin Bey deyince herkes hani ben çok iyi bir olduğundan bahsediyor. İşte Beykoz'da işler, ama genel nedenle yapmak hani, bana nasıl? Herkesin faydasına olan işler yaptığından bahsediyor herkes. Öyle yani hiç hakkında kötü konuşulduğunu duymadım. Hep herkes seviyordu, herkes sayıyordu onu. Peki sen hocanın anlattığını araştırabiliyor musun? Hayır. Google'a baktığın zaman Recep Şahin Köklük Spor Salonu'ndan başka ki diğer ünvanlarını araştırma gereği duydun mu hiç? Yani baktım ama bir şey bulamadım. Ama sen araştır, hocana sor, öğren neler yapmış, nerelerin federasyon başkanlığı yapmış, nerelerde öğretmenlik yapmış, Beykoz'da kaç yıl kalmış, kimleri yetiştirmiş ve burada kimler yok? Onu öğren,